Birçoğumuz arkadaşlarımızla birlikte internet kafede bir kez olsun Left 4 Dead serisini oynamıştır. Oyunun temposuna kendimizi kaptırıp zombileri vururken bize sunulan hikayeye muhtemelen dikkat etmemişizdir. Valve, diğer firmaların aksine hikayeyi ara sahnelerle açıkça anlatmıyor. Bunun yerine oyuncudan oyun içindeki parçaları birleştirmesini bekliyor. Ben de yıllarca oynadığım bu oyunun hikayesini ara ara merak ederdim. Neydi bu karakterlerin, zombilerin hikayesi? Bu videomda size Left 4 Dead serisinin karakterlerinin ve zombilerinin hikayesini özetleyeceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Left 4 Dead'in başlangıcında ABD'de yayılan bir virüs insanları enfekte etmeye ve kontrollerini ele geçirerek onları zombimsi yaratıklara dönüştürmeye başlamıştı. Yetkililer insanlar paniklemesin diye bu salgının basit bir grip olduğunu söyleyerek virüse yeşil grip ismini vermişlerdi. Ancak günler geçtikçe virüs hızla yayılmış, insanlar zombiye dönüşmeye başlamıştı. Salgından etkilenmeyen bir avuç insan kalmıştı geriye. Bazılarının ise bu virüse karşı bir bağışıklığı vardı. Bunlar iki oyunda da kontrol ettiğimiz karakterlerdi. Bunlardan ilki Vietnam Savaşı gazisi olan Bill'di. Bill eski bir askerdi. Vietnam Savaşı'nda dizini aldığı yaradan dolayı kalıcı bir hasar almıştı. Yıllar sonra dizinden ameliyat olmak için gittiği hastanede hemşirenin virüse maruz kalıp tüm hastane personelini ve hastaları öldürdüğünü görmüştü. Kendini savunarak hemşireyi öldürmüş, eve dönüp eski üniformalarını giyerek hayatta kalmaya hazırlanmıştı. Bill grubun en yaşlısı ve aynı zamanda lideridir. Grubun bir diğer üyesi Zoe. Bir üniversite öğrencisi olan Zoe ailesinin yanına döndüğü sırada annesi evlerine saldıran enfekteler tarafından zombiye dönüştürülmüştü. Zoe'nin babası kızını kurtarabilmek için tüm enfekteleri ve Zoe'nin annesini öldürdükten sonra yaralandığını ve zombiye dönüşeceğini fark eder. Son isteği zombiye dönüşmeden önce öldürülmekti. Zoe babasına onu sevdiğini söyleyerek tetiği çeker ve babasını öldürür. Ancak haftalar sonra Zoe babasının bağışıklık sahibi olduğunu ve onu boşuna öldürdüğünü öğrenir. Francis serserilik yapıp barlarda takılan bir motorcuydu. Salgın başladıktan 2 gün sonra barda takılırken sevgilisi zombiye dönüşüp ona saldırmış ancak arkadaşı tarafından hayatı kurtarılmıştır. Daha sonra salgının büyümesiyle birlikte silahlanarak arkadaşlarıyla birlikte çatıya çıkarlar. Arkadaşları zombiler tarafından öldürüldükten sonra hayatta kalmak için bir yol aramaya başlayarak ekiple tanışır. Louis salgından önce bir şirkette sistem analisti olarak çalışıyordu. Salgından 2 gün sonra ofisteki tuvalette bir enfekte ile karşılaştı ve onu öldürmeyi başardı. Tuvaletten çıktığında ofisin darmadağın olduğunu ve dünyanın virüs yüzünden karıştığını fark etti. Bir şekilde hayatta kalarak ekibe katılmayı başardı. Diğer hayatta kalanlar için de en pozitif kişidir. Bir şekilde yolları kesişerek bir araya gelen ekibimiz zombilerin mutasyon geçirmeye başladıklarını ve özel yaratıklara dönüştüklerini fark eder. Bu özel yaratıklar normal zombilere oranla çok daha tehlikelidir. Bunları kısaca açıklamak gerekirse, İlki Boomer ismi verilen, geçirdiği mutasyondan dolayı safra salgıları artmış, vücudu deforme olmuş bir zombi. Genellikle aşırı kilolu insanların dönüştüğü bu tür, insanların üzerine kusarak diğer zombilerin insanlara saldırmasına neden olmakta. Hunter çok çevik ve sıçrama becerileri gelişmiş olan bir türdür. Hunter'ın gözleri kör, mutasyondan dolayı bacakları sertleşmiştir. Çok hızlı hareket edebilmektedir. Smoker, mutasyon geçirmiş diliyle hayatta kalan insanları boğmaya çalışır. Ortadan kaldırdığımızda ise geriye bir duman bırakır. Teorilere göre muhtemelen Smoker, enfekte olmadan önce dil veya boğaz kanseri hastalığına sahipti. Mutasyona uğradığında hücreleri üremeyi bırakmamıştır. Vücudunda ve yüzünde farklı dillerin olmasının sebebi de budur. Charger'ın mutasyondan dolayı sağ kolu devasa bir şekilde evrim geçirmiştir. Bunun aksine sol kolu kullanılmayacak dereceye kadar körelmiştir. Oyun sırasında şarj etmek canımı acıtıyor, beni vurma gibi diyalogları vardır. Jockey'in enfeksiyon nedeniyle boynunda ve sırtının üst kısmındaki kas kütlesi anormal derecede gelişmiş, el ve ayak parmaklarının uzunluğu artmıştır. Mutasyonlardan dolayı aklını tamamen yitirmiştir ve sık sık gülmektedir. Spitter, mutasyondan dolayı vücudunda ürettiği aside dışarı tüküren bir yaratıktır. Asidin etkilerinden dolayı ağız kısmı erimiştir. Parmağında bir alyansın takılı olduğunu görüp salgından önce evli olduğunu anlarız. Tank, mutasyon yüzünden anormal derecede kas kütlesi artan bir enfektedir. Göğsündeki dövmeden anladığımız kadarıyla kendisi bir deniz piyadesiydi. Virüsten dolayı uğradığı mutasyon kendini yitirip bir kas yığınına dönüşmesine sebep olmuştu. Cadı, sakin bir şekilde ağlarken gördüğümüz özel bir enfektedir. Eğer yanındayken bizi fark ederse devasa bir güç patlamasıyla saldırıya geçmektedir. Teorilere göre cadı, mutasyonun etkisiyle örümcek parmak sendromunun hızlanmış bir versiyonunu yaşamaktadır. Şeker kokusuna karşı bir zaafı vardır. Giydiği kıyafetlerin sebebi virüs yüzünden vücut ısısının aşırı derecede yükselmesidir. Bu da bize halsizlik, sinirlilik ve ışığa duyarlılığının sebebini açıklamaktadır.
Oyunun hikayesine geri döndüğümüzde hayatta kalan ve bir araya gelen ekibimiz Mercer Hastanesi'nin tepesindeki tahliye noktasına ulaşmaya çalışmaktadır. Uzun uğraşlar sonucu hastanenin çatısına ulaşırlar. Telsizle bir mesaj yollayarak helikopteri çağırmayı başarırlar. Helikoptere bindikten sonra pilotun enfekte olduğunu fark ederler ve pilot Zoe tarafından öldürülür. Helikopterden sağ salim çıkan ekip bir araç bularak tahliye merkezi olan Riverside kasabasına ulaşır. Kasabada hayatta kalan birisiyle iletişime geçmeye çalışsalar da artık paranoyaklaşmış bu kişi onlara güvenmemektedir. Bir botla birlikte karşıya geçen ekip üzerlerinden geçen bir uçak görüp havaalanının tahliye için kullanabileceğini düşünerek yola koyulurlar. Uçağın yakıt almak için indiğini ve yardım ederlerse binebileceklerini söyleyen pilota yardım ederek uçakla birlikte havalanırlar. Çok geçmeden uçak düşer, ekibimiz belki de kalmış olan son tahliye noktası Echo'ya doğru ilerlemeye başlar. Bölgeye ulaştıklarında telsiz sayesinde orduyla iletişime geçerler ve onları almak için bir araç gelir. Güvenli bölgeye ulaşmak için köprüyü geçmek zorundadırlar. Bunun için 3 tane güç jeneratörünü çalıştırırlar. Ancak son jeneratör bozulmuştur. Tekrar çalıştırılması gerekmektedir ancak çalıştırıldığı an köprü hareket edecek, çalıştıran kişi aşağıda kalacaktır. Grubun lideri Bill kendisini feda ederek jeneratörü çalıştırır. Ekibin geri kalanı yukarıya ulaşır ve Left 4 Dead sona erer. Left 4 Dead 2 bu olaylardan sonra değil, bu olaylara paralel zamanda geçmektedir. Bu oyundaki karakterlerimizi kısaca tanırsak, Koç lisede bir beden eğitimi öğretmenidir. Bu grubun yaşça en büyüğü ve lideridir. Bir nevi ilk oyundaki Bill'in rolünü üstlenmektedir. Dindar bir insandır ve grubun moralini sürekli yüksek tutarak onları motive etmeye çalışmaktadır. Rochelle bir televizyon kanalında çalışan muhabirdir. İlk enfekte olayları duyulduğunda kanal tarafından yayın yapması için Savannah'a gönderilmiş, virüsün aniden yayılmasıyla birlikte mahsur kalmıştır. Alice genç bir araba tamircisidir. Grubun geri kalanına göre biraz daha aptaldır. Oyunun ilerleyen kısımlarında ilk oyundan tanıdığımız Zoe ile karşılaştığında ona aşık olmuştur. Aklı genellikle bir karış havadadır. Nick, tehlikeli geçmiş olan bir kumarbazdır. Oyun boyunca sürekli üzerindeki takım elbisenin 3000 dolar olduğundan bahsedip diğerlerine biraz daha yukarıdan bakmaktadır. Ancak zaman geçtikçe gruba alışmıştır. Oyun sırasında cadıyı gördüğünde sıklıkla ona eski karısını hatırlattığından bahseder. Görevlerden birinde bir silah bulduğunda yasal olarak silah sahibi olamayacağını söyler. Buradan anlarız ki yasalarla arası pek iyi değildir. Left 4 Dead 2'nin hikayesi salgının ardından tahliye noktasına geç kalan ekibin yeni bir tahliye noktası aramasını konu alıyor. Ekip bir silah satıcısıyla tanışıp ona yardım ederek bir AVM'ye ulaşır. AVM'deki arabayı çalıştırarak bölgeden uzaklaşmayı başarır. Rayford bölgesine ilerleyebilmeleri için önlerindeki köprüyü alçaltmaları gerekmektedir. Bu esnada ilk oyundan tanıdığımız Zoe, Francis ve Louis ile karşılaşırlar. Üçlü Bill öldüğünden beri burada beklemektedirler. Jeneratörleri çalıştırmalarını söyleyerek ekibe yardım ederler. Ekip jeneratörleri çalıştırmayı başarır. Üçlüyü geride bırakarak yola devam eden ekip bir fuar merkezine ulaşır. Onları kurtarmak için bir helikopter gönderilmiştir. Ancak alan çok büyüktür ve helikopter ekibi bulamamaktadır. Helikopterin dikkatini çekebilmek için konser alanında gürültü çıkarırlar ve helikoptere binmeyi başarırlar. Kurtulduklarını düşündükleri sırada pilotun enfekte olduğunu fark ederler ve onu vurmak zorunda kalırlar. Artık yeni bir tahliye noktasına ulaşmak zorundadırlar. Bir köye ulaşırlar ve bir köylünün yardımıyla birlikte tekneyle bölgeden uzaklaşmayı başarırlar. Gökyüzündeki savaş uçaklarını gördüklerinde ordunun şehri henüz terk etmediğini fark ederler ve tek şanslarının ilerideki köprü olduğuna karar verirler. Köprünün ucunda bir tahliye noktası vardır ancak yol boyunca zombi doludur ve askerler köprüyü bombalamaktadır. Köprünün başına ulaştıklarında telsiz yardımıyla askerlerden yardım isterler. Askerler bir süreliğine bombalamayı durdurur. Ekip zor olsa da köprüyü geçer ve helikoptere binerek kurtulurlar. Askerler köprüyü patlatır, Left 4 Dead 2 burada sona erer. Videom hoşunuza gittiyse eğer beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.